Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin yönetici sınıflarının Kemalist devrimden saparak, onun çizdiği rotadan saparak Türkiye'yi Atlantik yörüngesine oturtmasının yaşadığı acı tecrübeler vardı. Bu acı tecrübeler özellikle 50'li yıllarda, Demokrat Parti'nin iktidar olduğu yıllarda birkaç noktada Türkiye toplumu üzerinde çok önemli sarsıcı etkiler bırakan olayların olmasına yol açtı. Birincisi Kore Savaşı'ydı. Demokrat Parti iktidarı NATO'ya girebilmek ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri geliştirebilmek bakımından meclis kararı bile olmadan Kore'ye asker göndermeye kalktı ve gönderdi. Kore, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta. Kore halkının Türkiye ile hiçbir çelişmesi yok. Ve Türkiye'nin Kore'deki savaşın Amerika'nın önderlik ettiği cephenin lehine sonuçlanmasından hiçbir çıkarı yok. Bu olaya o zaman Türkiye'nin Barışseverler Cemiyeti dediğimiz sosyalistler küçük çaplı, güçleri oranında küçük çaplı olan bir tepki gösterdiler ama Türk halkına bunu anlatmaları o zaman hissettirmeleri mümkün olmadı. Kore Savaşı'ndan Türkiye'nin gönderdiği askeri birlikler çok büyük acılarla, acı hatıralarla döndüler. Kore Savaşı Amerika'nın yenilgisiyle sonuçlandı. Amerikalılar orada Türk askerliğini de öne süren, kendilerini kollayan, deyim yerinde ise ateşin ortasına Türk askerini atan bir askeri çizgi de izlemişlerdi. İş sadece bununla da kalmadı Demokrat Parti iktidarı yıllarında. Türkiye-Amerika ilişkileri Türkiye'nin devlet tarihine, yakın tarihinde büyük bağımsızlık savaşına, Milli Kurtuluş Savaşı'na uymayan bir uyduluk düzeyine doğru gitti. Aynı şekilde Mısır'da Süveyş Kanalı zirvesinde, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi olayında devrimci milliyetçi Nasır Hükümeti ile karşı karşıya geldi Menderes Hükümeti. Ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin Müslüman dünyasında da, yakın komşularında da, özellikle ilerici Türk aydınları içinde Türkiye'nin bağımsızlıkçı çizgisinden sapmasının çok acı duyguları yaşandı. Soğuk Savaş'ın yarattığı içerideki Amerikan güdümlü antikomünizm Türkiye'nin kültürel hayatını boğdu. Her türlü edebi, kültürel, ideolojik, siyasi yaratıcılıkları dumura uğrattı. Buna karşı toplumda biriken enerjinin patlamaya dönüşmesi 27 Mayıs sonuçlandı. 27 Mayıs Amerikancı bir iktidara karşı yöneldiği için ister istemez ve onu yapan kadroların sınıfsal niteliği de gereği ilerici bir yönelime sahipti. Sahip olmak zorundaydı. Bu 1961 Anayasası'nda ifadesini buldu. Türkiye'nin anayasası, yasaları, kültürel ve siyasi yaşamı yasal olarak sosyalizme, sosyalist fikirlere, sosyalist örgütlenmeye açık hale geldi.